Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kampımızın, AYT kampımızın ikinci günündeyiz arkadaşlar. İlk seride solunumu bitirmiştik. Hücresel solunumu, oksijenli solunumu, oksijensiz solunumu, fermantasyonları bitirmiştik. Güzel bir şekilde sorularını çözmüştük. Bugün de ikinci konumuz olan, yani ikinci günümüzde ikinci konumuz olan fotosentezi bitireceğim. Bak, bilerek bu iki üniteden başladım ki AYT'ye bunlarla başlayın arkadaşlar. Yani sizi daha çok zorlayan iki ünite bu. Solunum ve fotosentez, ama en kolay iki ünite de bu arkadaşlar. Bak, dikkatli bir şekilde dinleyip ezberle dediğim yerleri güzel bir şekilde ezberlerseniz, mantığını anlarsanız, bu konular en kolay konulardır. Bak, haberiniz olsun, soruları ilk başta anlaması çok zordur. Net baştan söyleyeyim. Bunların sorularını çözmek, ilk başta soruyu algılamak zor, ama mantığını anladıktan sonra, soru çeşitlerini anladıktan sonra en basit konu diyorum. Bak, fotosentezde, solunumda biyolojinin en basit iki konusu, gözünde büyütme. O denklemleri güzel bir şekilde ezberle, bak yoluna git. Tamam mı abicim? Hadi bakalım. Şimdi önce fotosentezi kimler yapar? Bak hemen, bak soru çeşitleri geliyor. Birinci soru. Fotosentezi kimler yapacağı sorulacak. Denklemleri sorulacak. Bak, sana buradan net söylüyorum, 4 tane soru vereceğim. Bak, 4 tane o testlerin ilk 5 sorusu, ilk 10 sorusu içerisinde gelen o 4 tane soruyu veriyorum. Tamam mı abicim? Bak, birincisi bu. Kimler fotosentez yapar? Bak, fotosentezi bitkiler yapacak. Bak, bitkiler yapıyor. Bitkiler, yeşil olan bitkiler yapıyor. Neresi yeşilse orasıyla yapıyor abicim. Örnek, otsu bitki mesela, tek yıllık maydanoz. Bak, bu gövdesiyle de yapıyor. Tamam mı? Bak, bunlar gövdesiyle de yapıyor. Ama köklerde fotosentez olmaz. Bir kere onu kafana sok. Çünkü fotosentez için güneş ışığı olacak. Köklere güneş ışığının falan girdiği yok. O yüzden köklerde fotosentez olmaz. Bazı bitkiler gövdeleriyle yapabiliyor. Bak, otsu bitkiler. Odunsular değil. Tamam mı abicim? Bak, otsu bitkiler gövdeleriyle yapıyor. Bitkiler fotosentez yapar. Unutma. Bakteriler fotosentez yapar. Özellikle siyanobakter, mor sülfür bakteri, hidrojen bakterileri birazdan göstereceğim. Bakteriler fotosentez yapabiliyor. Bak, Öglana denilen protista fotosentez yapıyor. Bir de algler fotosentez yapıyor. Denizlerdeki yosunlar var ya. Bak, onlar fotosentez yapıyor. Yani 4 tane canlı grubu fotosentez yapar, at kafaya. Bitkiler, bakteriler, öglana ve algler fotosentez yapan canlı grupları arasında yer alır. Unutma. Bitkiler gövdesiyle yapanlar da var. Otsu bitkiler gövdeleriyle fotosentez yapar. Sakın unutma. İlk önce bunun mantığını anladık. Fotosentezin kimler yaptığını öğrendik. Bitki, bakterisi, öglana denilen manyak, bir de algler fotosentez yapıyor. Geldim şimdi, ya arkadaş, bu fotosentez denklemine bak, bunu çok iyi anla, tamam mı? Buradan ne nereye giriyor? İşaretli azot, işaretli oksijen, işaretli hidrojen, işaretli bilmem ne, azot yok da işte bilmem ne tarzı soruları buradan güzel bir şekilde sana öğreteceğim. Sen de artık rahat rahat bu soruları çözeceksin. Bak, mantık şu. Bitki fotosentezini yazıyorum şimdi sana. Bitki ve siyanobakterin yaptığı fotosentez yapıyorum. Bak, bunlar ne yapıyor? Karbondioksit alıyor bitkiler. Neresiyle alıyor? Yapraklarına, böyle yapraklarında stomalar var. Stomalardan karbondioksit alıyor. Köpleri yardımıyla suyu alıyor. Şimdi bak, bu ikisini birleştirmesi lazım. Bu ikisini birleştirecek bir enerji olması lazım. Bak, geliyor. Bu enerjiyi de eleman güneş ışığını emiyor güzel bir şekilde. Klorofilleri var. Klorofilleri sayesinde güneş ışığını emiyor. Emdikten sonra bu güneş enerjisini artık kimyasal enerji olan ATP'ye çeviriyor. Bak, kimyasal enerji ATP'ye çeviriyor. Sonra geliyor bu ATP ile bu ikisini güzel bir şekilde birleştiriyor. Bak, birleştiriyor. Açığa C6H12O6 olan glikozu meydana getiriyor. Bak, bunun adına glikoz diyorsun, tamam mı? Bir karbonhidrat, glikoz. Artı açığa, bak abicim, burası banko test sorusu. Bunu sakın unutma. Açığa şu hidrojen kaynağı olarak ne kullanılıyorsa, bak, hidrojen kaynağı olarak ne kullanılıyorsa, onun yanında bulunan açığa atmosfere verilen gazdır. Yani hidrojenin yanında eğer ki kükürt olsaydı atmosfere o verilecekti. Yani sülfür verilecekti. Anladık mı? Mevzu bu. H2S bakterileri atmosfere sülfür veriyor mesela, tamam mı? Mevzu bu abicim, mevzu bu. Yani hidrojen kaynağı olarak ne kullanıyorsa atmosfere verilen de o olmak zorundadır. Bak, gördün mü abicim? Bak, fotosentez denklemi bu. Artı fotosentez denkleminde açığa su da çıkar arkadaşlar, tamam mı? Su da çıkar, sakın unutma. 12 molekül girecek, 6 tanesi dışarı çıkacak. Ama su çıkacak, ama biz burada suyu yazmıyoruz, tamam mı? Denklemi sadeleştirdiğimiz için burada su yazılmıyor. Ama atmosfere, yani ortama suyun da verildiğini bileceksin. Tamam mı abicim? Bileceksin. Yazmıyoruz ama biliyoruz. Şimdi bak, ne nereye geliyor ne nereye gidiyor tarzı sorular var. Mesela bak, şu atmosfere verilen oksijenin kaynağı bu. Gördün mü? Sana soruda diyecek ki
Oksijeni işaretlenmiş olan bir ortamda diyecek. Bu oksijene nerede rastlanılır diyecek. Bak bu oksijene nerede rastlıyorsun abicim? Hop atmosferde rastlarsın. Yani dışarıya vereceği oksijende rastlıyorsun. Anladın mı? Mevzu bu kadar basit. Sonra bak burası glikoz. Glikozun yapısındaki oksijen karbondioksitten gelir. Bak gördün mü? Glikozun yapısındaki oksijen karbondioksitten. Yani sen karbondioksitin oksijenini işaretlersen belirli bir süre sonra buna nerede rastlarsın? Glikozun yapısında rastlayabilirsin. Anladın mı? Sen karbonu işaretlersen bak karbona nerede rastlıyorsun? Gene glikozda. Sen suyun yapısındaki hidrojeni işaretlersen direkt olarak glikozun yapısında rastlıyorsun. Ama atmosfere verilen gördün mü? Hidrojen kaynağının yanındaki gaz atmosfere veriliyor. Yani hidrojenin suyun yapısındaki oksijeni işaretlersen sen anca bunu atmosferde rastlayabiliyorsun. Banko test sorusu. Bak ne nereye gidiyor ne nereye gidiyor tarzı soru. Bir kere daha gösteriyorum. At kafaya bak bunu öğren. Karbondioksit artı su geldi birleştirdi. Birleştirmek için bir enerjiye ihtiyacım var. Benim neyim var abicim? Klorofilim var, tamam mı? Güneş ışığıyla bunu emiyorum. Güneş ışığını emiyorum klorofilimle. Güneş ışığındaki ATP'yi fotofosforilasyonla ATP'ye çeviriyorum. Güneş enerjisini fotofosforilasyon. Güneş ışığını yani ışıkla ATP sentezi. Sonra bu ATP'ye geliyorum. Bu ikisini birleştirmek için kullanıyorum. Açığa C6H12O6 denilen glikoz. Açığa oksijen. Açığa bir de ne çıkıyor abicim? Su çıkıyor. Tamam mı? Bak bunu yazdık denklemde. Sonra geldim. Atmosfere verilen oksijenin kaynağının hidrojenin yanında bulunan yapı olduğunu bildim. Bak hemen bunu buraya geldim, tamam mı? Nerede rastlanır? Hidrojenin işte suyun yapısındaki oksijeni işaretlersem bunu atmosferde rastlayabilirsin. Sonra geldim. Bak karbondioksitin yapısındaki karbon glikoza, suyun yapısındaki hidrojen glikoza, karbondioksitin yapısındaki oksijen glikoza gidiyor. Gördün mü abicim? Bunları işaretlersen glikozda rastlarsın. Diğerinde burada rastlıyorsun. Mevzu bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Geldik. Birinci denklemimiz bu bak. Birinci denklemimiz bu. Sonra ikinci denklemimiz, abicim. Mevzu şu. Bak. Mesela mor sülfür bakterileri, tamam mı? Mor sülfür bakterileri geliyor, karbondioksit kullanıyor. Bak hidrojen sülfürü kullanıyor. Bak hidrojen sülfürü kullanıyor. Görüyor musun? Hidrojen kaynağı olarak su kullanmıyor. Hidrojen sülfürü kullanıyor. Gene klorofili var, gene klorofili var. Gene güneş enerjisini emiyor. Gene ATP'ye çeviriyor. Gene birleştiriyor açığa. Gene C6H12O6 çıkarıyor. Açığa kükürt çıkıyor. Bak gördün mü abicim? Bak kükürt çıkıyor açığa. Gördün mü? Bataklıkların leş gibi kokmasının nedeni bu. Yani hidrojen kaynağı olarak ne kullanıyorsa onun yanındaki atmosfere verilen gazdır. Gördün mü? Bazı bakteriler bunu yapıyor. Mor sülfür bakterileri bunu yapıyor. Yetti mi? Yetmedi. Bak bazı bakteriler ne yapıyor? Karbondioksit alıyor. Sadece hidrojeni kullanıyor. Gene aynı mevzu. Klorofilleri sayesinde güneş enerjisini emiyor. Kimyasal enerji ATP'ye çevirdi. Bu ikisini birleştirdi. C6H12O6 artı hiçbir şey çıkmıyor. Bak hidrojen kaynağının yanında bir şey olmadığı için atmosfere gaz maz verilmiyor. Tamam mı? Mevzu bu. O zaman şöyle bir denkleme bakacak olursak. Bak buradan sana kaç tane soru veriyorum. Bir. Bütün fotosentez yapan canlıların bir tane nedeni vardır. Bak fotosentezin nedeni bir tanedir. O da besin üretmektir abicim. Besin üretmek bitti bu kadar, tamam mı? Fotosentezin ana nedeni, fotosentezin temel nedeni besin üretmektir. Bütün canlılar fotosentezi besin üretmek için yaparlar. Kalkıp da atmosfere oksijen vermek için değildir. Bu yan üründür. Tamam bak sakın unutma. Fotosentezin genel amacı nedir? Besin üretmek. Hepsi besin üretmek için uğraşacak. Bir. Bak. İki. Bütün fotosentez yapan canlılarda klorofil olmaz. Klorofil mutlaka olacaktır. Bak kloroplast demiyorum. Ökaryotlarda fotosentez olayı eyvallah. Kloroplast denilen organelde gerçekleşir. Ama prokaryotlarda yani bakterilerde bir tane organel vardı. O da ribozomdu. Bakterilerin kloroplastı yoktur. O yüzden fotosentez için olmazsa olmaz klorofildir. Kloroplast değil. Yani kloroplast olmayan canlılar fotosentez yapamaz. Yanlış. Niye? Bakterilerin kloroplastı yok ama fotosentez yapabiliyor. Çünkü klorofilleri var. Ama klorofili olmayan canlı fotosentez yapamaz. Eyvallah doğru. Anladın mı abicim? Yani klorofil pigmenti, ksantofil, karoten bu pigmentlerin olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. O yüzden olmazsa olmaz klorofildir. Kloroplast değildir. At hemen bir köşeye. Bütün fotosentez yapan canlılar mutlaka besin üretmek için fotosentez yapıyor. Başka bir amacı yok. Başka bir nedeni yok. Tamam mı? Hepsi ne için fotosentez yapıyormuş abicim? Hepsi
besin üretebilmek için. Hepsi klorofil kullanacak. Bak ortakları söylüyorum. Bütün fotosentez yapan canlılarda karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır, banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Bütün fotosentez yapan canlılarda karbon kaynağı olarak ne kullanıyormuş? Karbondioksit. Hepsinde klorofil olmak zorunda. Hepsinde ışık olmak zorunda. Hepsi besin üretmek için yapıyor. Şimdi geldim farklılıklara. Bak bir. Bütün fotosentez tepkimelerinde açığa oksijen çıkar. Hayır abicim. Bak hepsinde oksijen çıkmıyor. Bak gördün mü? Al abicim bak oksijen çıkmıyor veya hiçbir şey çıkmıyor, anladın mı? Hepsi bütün fotosentez yapan canlılar atmosfere oksijen gazı verecek diye bir şey yok. Bütün fotosentez yapan canlılar suyu kullanır. Hayır abicim. Bak H2S'i kullanıyor, bak H2'yi kullanıyor. Bak kesinlik soruları, kesinlik soruları. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez yapan canlılar için kesinlikle doğrudur? Hepsi suyu kullanır. Hayır abicim. Hepsi işte efendime söyleyeyim atmosfere oksijen gazı verir. Hayır abicim. Hepsi atmosfere oksijen gazı vermiyor. Bak sülfür. Bak abicim hiçbir şey vermiyor. Anladın mı? Mevzu bu. Ama hepsinde klorofil olmak zorunda. Hepsi besin üretmek zorunda. Hepsi karbondioksit kaynağı, karbon kaynağı olarak karbondioksiti kullanmak zorunda. İşte fotosentezin ana mantığı bu. Ve fotosentez için olmazsa olmaz kloroplast değildir. Olmazsa olmaz klorofildir. Sakın unutma abicim. Evet, güzel bir şekilde bunu anlattık. Denklemini öğrettik bak. Denklemini öğrettik. Mantığını öğrettik, tamam mı? Mantığını da öğrettik. Şimdi gelelim ya arkadaş, şu kloroplast neymiş? Yani fotosentezin gerçekleştiği, yani ökaryotlarda, bak prokaryotlarda değil, ökaryotlarda gerçekleştirilen şu kloroplast organelinin bir yapısını öğretelim. Ondan sonra şu yaprağın şekli, çok gelen sorulardaki o yaprağın şeklini gösterelim güzel bir şekilde. Sonra yolumuza devam edelim. Tamam mı abiciğim? Bak. Mevzu şu. Bir. Fotosentez yapan canlılarda, yani ökaryot canlılarda fotosentez kloroplast denilen organelde gerçekleşiyor. Kloroplast da aynen mitokondri gibi çift katlı bir organel, tamam mı? Dıştaki zar düz, içteki zar da düz. Bak sakın unutma, dıştaki zarı da düz, içteki zarı da düz. Tamam mı bu elemanın? Geldim. Bak şimdi bunun içerisinde bozuk para şeklinde böyle üst üste gelip dizilmiş olan granumlar var. Bak bunların her birinin adına granum deniyor, tamam mı? Olayın tamamına, hepsine birden de grana deniyor. Banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. Her birine tek tek ne deniyormuş abicim? Granum. Granumlar. Ama olayın tamamına, yani hepsine birden granalar deniyor. Şimdi geliyorum. Şuraya da çizeyim. Bak şurada da çizeyim. Şuraya da çizeyim. Yan tarafı boş bırakayım. Şöyle çizdim. Bak geldim. Bunların üzerinde, bu granaların üzerinde böyle şeyler var arkadaşlar. Pigmentler var. Klorofil var. Ksantofil var. Yani güneşi emecek olan karotenler var. Karotenoidler var. Onlar güneş ışığını emiyorlar. Sonra bunların arasında, bak bunların arasında sitoplazmik köprüler var. Gördün mü? Bak şöyle sitoplazmik köprüler var. O sitoplazmik köprülerin amacı şu. Eğer güneş ışığı buradan çok gelirse buradan emilen diğer tarafa gönderilebiliyor. Bak diğer tarafa gönderilebiliyor. Böyle dağıtılıyor. Daha fazla ATP sentezleniyor. Daha fazla fotosentez yapılması sağlanıyor. Tamam mı abicim? Bir. İkincisi, fotosentezde sentezlenen ATP fotofosforilasyon. Sakın unutma. Fotofosforilasyon. 18 tane ATP üretecek bir fotosentez tepkimesi için. Tamam mı abicim? Göstereceğim. Bak şimdi. Ne yapıyorum biliyor musun? Şu granum var ya, tek başına olan granumu şuraya büyütülmüş halini çiziyorum. Aslında bu granum ince çizgi değil. Aslında bu granum aynen böyle yapı. Tamam mı? Bak aynen böyle yapı. Bak şuradaki zarın adına, şuradaki zarın adına tilakoid zar denir. Sorularda gelir. Üçlü zar sistemi bulunan canlı. Hemen bitki diyeceksin. Bak tilakoid zar. Dış zar, iç zar, tilakoid zar. Dış zar, iç zar, tilakoid zar. Mevzuyu anladık mı? Tilakoid zarın üzerinde, bak tilakoid zarın üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları vardır. Banko test sorusu. At hemen kafaya. O tilakoid zarın üzerinde ne bulunuyormuş? ETS. Aynı zamanda tilakoid zarın üzerinde klorofil pigmenti de bulunacak. Zaten ETS olduğu için. Tamam mı? Hani sorularda gelir. Klorofil pigmenti nerede bulunabilir? Nerede bulunacak? Granulların üzerinde, yani tilakoid zarın üzerinde, tamam mı? Aynı zamanda tilakoid zarın üzerinde elektron taşıma sistemi elemanlarının olduğunu bileceksin. ETS elemanları bulunuyor. Tam buradayken bir tane daha soru veriyorum abicim sana. Bak ETS ile alakalı. Hap bilgi hemen at. Bak abicim. Elektron taşıma sistemi bir. Fotosentezde var. Gördüğün gibi fotosentezde var. Bak
Oksijenli, oksijensiz solunum yapanlar da var. Elektron taşıma sistemi sadece fermantasyon yapanlar da yoktur. Banko test sorusu. Al bir tane daha bilgi sana. Elektron taşıma sistemi fermantasyon yapan canlılarda yok. Ama fotosentez veya oksijenli solunum yapan canlılarda elektron taşıma sistemi bulunacak. Bak ETS nerede bulunuyormuş? Tilakoid zarın üzerinde. Şeyler, pigmentler bak tilakoid zarın üzerinde. Granaların, granumların üzerinde bulunuyor. Tamam mı? Sonra geldim. Bak şimdi. Kloroplast içerisindeki sıvı olan kısma stroma denir. Bak buradaki sıvı olan kısma stroma denir. Bu stromanın içerisinde Calvin döngüsü gerçekleşecek. Calvin döngüsü yani fotosentezin ışığa bağımlı olmayan reaksiyonları, karanlık evre reaksiyonları stromada gerçekleşir. Stromada unutma, tamam mı? İçindeki sıvı kısma ne diyormuşuz? Stroma. Bu stromanın içerisinde ne gerçekleşiyormuş? Calvin döngüsü yani karanlık evre reaksiyonları. Al bir soru daha. Bak abicim, kloroplastın iç kısmında yani bu stromada kloroplastın kendisine ait DNA, RNA ve ribozomu bulunmak zorundadır. Banko test sorusu. Bunun sayesinde, burası çok önemli. Bak, DNA, RNA ve ribozomu var ya, kendi fotosentezle alakalı enzimlerini kendisi sentezleyebilir. Ama kendi sayısını arttırmak istiyorsa mutlaka içerisinde bulunduğu hücrenin DNA'sına ihtiyacı vardır. Banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Kloroplast sayısını arttırabilir. Yeri geldiği zaman sayısını arttırabilir. Ama bu sayısını arttırmayı kafasına göre yapamaz. Bulunduğu hücrenin DNA'sına bağlı olarak yapar. Ama kendi DNA'sı olduğu için kendi solunum enzimlerini, yani fotofosforilasyonda kullanılacak bu fotosentez enzimlerini, solunum demişim, fotosentez enzimlerini kendisi sentezleyebilir. Bu da gelecek sorulardan bir tanesidir. İşte kloroplast dediğimiz yapı bu. Bak artık öğrendin. Tilakoid zarı öğrendin. Tilakoid zarın üzerinde ETS olduğunu öğrendin. Her birine granum, olayın tamamına grana dediğini öğrendin. Ve al burada da gösterelim. Granaların üzerinde aydınlık evre reaksiyonları şeyde ise, stromada ise Calvin döngüsü yani karanlık evre reaksiyonları gerçekleşir. Unutma. Birazdan göstereceğim o iki kutucuk mantığını. Tamam mı abicim? Güzel bir şekilde bunu öğrendik. Suyumuzu da içtik. Şimdi geldik arkadaşlar. Fotosentezin en fazla gerçekleştiği organ olan yaprağı anlatmaya. Tamam mı? Bak yaprağı anlatmaya. Dur, arkasından gözükmesin şöyle. Onu kullanacağım sonra, o boş sayfayı. Bak şimdi. Yaprağın şeklini anlatacağım, tamam mı? Bak bu da çok sorularda gelir arkadaşlar. Çok gelir. Güzel bir şekilde bunu da dinle. Al sana bir tane daha soru veriyorum. Tamam mı? Bak yaprağın şekli. Bir. Yaprağın bir kere bak şurası yaprak ya. Nasıl çekiyor kamera? Bak şöyle yaprak, tamam mı? Burası yaprak. Bak kesiyorum. Anlattığım yer burası, tamam mı? Bak anlattığım yer burası. Bir daha yaprak burası. Kestim. Aldım. Şurayı anlatıyorum. Tamam mı? Bir kere en üst tarafta üst epidermis bulunuyor. Bak mutlaka bil. Üst epidermis hücrelerinin arasında boşluk yoktur. Epidermis hücreleri canlıdır ama epidermis hücreleri bölünmez. Bitkide bölünen bir tane hücre vardı, o da meristem. Bak sakın unutma. Epidermis hücreleri saydam saydam gelen ışığı aşağıya doğru geçirir ve fotosentez falan yapmaz. Unutma. Epidermis hücreleri fotosentez yapmaz. Epidermis hücreleri saydamdır. Gelen ışığı aşağıya doğru geçirir. Bölünmez. Aman ha. Bitkide bölünen bir tane hücre vardır. O da meristem hücresidir. Sakın unutma. Epidermisler bölünmez ama canlı. Canlı. Bak geldim. Sonra epidermisten meydana gelen, yani epidermisten meydana gelen demeyeyim de, epidermisin salgılamış olduğu kütün denilen bir madde var. Bu kütün bir kere kutikula denilen bir yapıyı meydana getiriyor. Bak burada kutikula var, tamam mı? Kutikulanın amacı şu. Kutikula dışarıya gönderilecek olan suyu tutuyor, tamam mı? Yani bitkinin terlemesini azaltıyor. Anladın mı? Mevzu bu. Şimdi sen bir maddenin, bitkinin kütikülasına göre nerede yaşadığını, ne yaptığını çok rahatlıkla anlayabilirsin. Eğer kütikülan çok kalınsa sen çölde yaşıyorsun abicim. Sen terlemek istemeyen bir bitkisin, anladın mı? Kütikülan çok kalınsa sen çölde yaşıyorsun. Terlemek istemiyorsun. Mevzu bu. Ama sen suyun içindeysen kütikülan yok. Anladın mı? Çok ince, yok denecek kadar az, hatta bazılarında yok. Mevzu bu kadar basit, tamam mı? Sen kütikülaya göre yorum yapabilirsin. O zaman kütikülan, bak sakın unutma. Kütikülan eğer fazla kalın olursa, al bir soru daha. Kütikülan fazla kalın olursa içeriye ışığı da göndermez. İçeriye ışığı göndermezse fotosentez daha az yapılır. Anladın mı? Mevzu bu. Yani sen kütikülaya göre nerede yaşadığını, sulak ortamda mı, kurak ortamda mı, fotosentez fazla mı, az mı, her türlü yorumu yapabilirsin. Tamam mı? Kütikülen fazlaysa sen çölde yaşıyorsun. Kütikülen fazlaysa güneş ışığını fazla geçirmeye için fotosentezi az yapıyorsun. Mevzu bu. Geldim.
Epidermisin fotosentez yapmadığını öğrendik. Epidermisin hemen altında şöyle boyuna gelen aralarında boşluk bulundurmayan hücreler var. Bak bunların adına palizat parankiması denir. Palizat parankiması bir bitkide fotosentezin en fazla gerçekleştiği yerdir. Şunlar kloroplastlar. Kloroplast sayısı oldukça fazladır. Gördün mü abicim? O zaman yaprakta fotosentezin en fazla gerçekleştiği yer neymiş? Palizat parankiması fotosentez yapar. Sonra palizat parankimasının hemen altında aralarında boşluklar bulunan sünger parankiması bulunur. Bak sünger parankiması da fotosentez yapıyor ama daha çok palizat parankiması yapıyor. Sünger parankiması fotosentez yapıyor. Aralarında boşluk var. Bu boşluklar ne işe yarıyor biliyor musun? Bu boşluklar sonrasında yani bunların yapmış olduğu oksijen, fotosentez sonrasındaki oksijen bak buralarda depolanıyor. Veya dışarıdan gelecek olan karbondioksitler bak buralarda depolanıyor. Tamam bak mevzu bu kadar basit. Yani sünger parankimasının boşluk olmasının nedeni aralarında güzel bir şekilde oksijeni ve karbondioksiti tutabilmesi. Bu da fotosentez yapıyor. Sünger parankiması da fotosentez yapıyor ama daha az. Asıl fotosentezi yapan kim abicim? Palizat parankiması. Sonra geldik. Bak hemen bunun altında alt epidermis var. Bak buradan da sana iki tane soru söyleyeceğim. Burada da alt epidermis var. Alt epidermis de aynı mantık. Tamam mı abiciğim? Fotosentez yapmaz. Hücreleri sıkışıktır. Işığı geçirir falan filan. Bölünmez. Bölünen bir tane hücre var. Meristem. Sonra geldim. Bir de epidermisten farklılaşan yapılar vardır. Bak bunların adına stoma denir. Al ezberle bunu bak. Stomaya göre de sen bir bitkinin nerede yaşadığı hakkında yorum yapabilirsin. Tamam mı? Stoma içeriye girecek olan gaz alışverişini ayarlayan yerdir. Yani buradan içeriye doğru karbondioksit girecek. Buradan dışarıya doğru oksijen çıkacak. Aynı anda al sana çıkmış bir soru. Bak buradan dışarıya doğru bitki terleyerek suyu buhar halinde atacak. Banko test sorusudur. Bak bir daha söylüyorum. Buradan terleyerek suyu ne şekilde atıyormuş? Buhar halinde dışarı atıyor. Yani eğer sen buhar halinde suyu atıyorsan sen mineral madde atmıyorsun demektir. Banko test sorusudur. Bir daha söylüyorum. Sen suyu eğer buhar halinde atıyorsan sen mineral madde atmıyorsun demektir. Bitki terlerken mineral madde atmaz. Buhar halinde mineral madde atmaz. Gutasyonla damlama yaparken mineral madde atılır. Al sana banko test sorusu. Al üçüncü soruyu da söylüyorum. Abicim stomaların da kloroplastları vardır. Stomalar da fotosentez yapar. Banko test sorusu. O zaman bir yaprakta fotosentez yapan 3 tane yer vardır. Bak sorularda böyle ok çıkarır hangisi doğrudur der. Stomalar fotosentez yapar banko test sorusudur. Ve gaz alışverişini sağlar. Suyu buhar halinde atar tamam mı? Soruda böyle gelir hatta şöyle çizer böyle. Oksijen, karbondioksit değiş tokuşu yapılan yer. Stoma fotosentez yapıyor mu? Yapıyor. Bir bitkide fotosentezin en fazla yapıldığı yer... Palizat parankiması, ondan sonra sünger parankiması, ondan sonra stomalar. Üçü de fotosentez yapıyor. Yaprakta fotosentez yapılan yerler. Üst epidermis, alt epidermis bunlar fotosentez yapmaz. Kütin fazla suyun dışarıya çıkmasını engelliyor. Çöllerde yaşayanlarda daha kalın mumsu tabaka tamam mı? Aynı anda eğer kütük ile fazla olursa içeriye girecek olan ışık miktarını azalttığı için fotosentez az yapılacaktır sakın unutma. Sünger parankimasının arasında boşluklar var. Al bir soru daha bak bir soru daha veriyorum. Tam ortada iletim demeti vardır. Yaprağın böyle damarlı kısmı var ya, iletim demeti vardır. Bakın arkadaşlar, bunu bitkiyle birleştirerek söylüyorum. Yaprakta kambiyum bulunmaz. Bunu böyle ezberle. Bak, yaprakta kambiyum bulunmaz. Kambiyum demek bitkinin enine doğru büyümesini sağlayan yapıdır. Bitkide yaprakta kambiyum bulunmaz. İletim demetleri alt üst üste gelmiş şekilde dizilmiştir. Alt tarafta floem vardır. Tam tersi, diğerlerinin tam tersi. Üst tarafta kısilem vardır. Unutma tamam mı? Alt tarafta floem, üst tarafta kısilem var. Mevzu da bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Bitkide yani yaprakta kambiyum bulunmaz. Banko test sorusudur. Yaprakta fotosentez yapan 3 yer vardır. Palisat parankiması, sünger parankiması ve stomalar yapar. Gaz alışverişini sağlayan stomalardır. Al sana bir stoma sorusu daha. Bak stoma ne kadar çok fazlaysa sen böyle nemli bir yerde yaşıyorsun. Tamam mı? Stoma sayısı fazlaysa sen o zaman terleme yapabilirsin. O zaman ortamda su var tamam mı? Rahat rahat terleme yapabilirsin. Fotosentez yaparsın. Atmosfere salabilirsin. Ama sen eğer kurak bir yerde yaşıyorsan sen o suyu terleyerek dışarı atamazsın.
Anladın mı? O yüzden ne olur biliyor musun? Senin kütüklerin oldukça kalın olur. Stoma sayın az, derinlere gömülmüş olur. Terlemek istemezsin. O suyu dışarı atmak istemezsin. Yani sen stoma miktarına göre de bir bitkinin nerede yaşadığı hakkında çok rahatlıkla yorum yapabilirsin. Bak şu orta tabakaya, şu orta tabakaya mezofil tabakası denir. Tamam mı? Yani ortayı seven, epidermisle şu epidermis arasındaki tabakaya mezofil tabakası denir. Fil sevmek demektir. Mezo orta. Ortayı sevenler palizat, sünger ve gördüğün gibi şuradaki iletim demetleri. Olay bu kadar basittir. Nerede fotosentez olduğunu anladın, kimlerin yaptığını anladın, güzel bir şekilde bunu da öğretmiş olduk diyoruz abicim. Tamam mı? Şimdi geldik artık fotosentezin pigmentlerine. Bak pigmentlerini anlatıyorum, tamam mı şimdi? Önce şunu bir güzelce bir gösterelim. Bak şunun mantığını bir öğretelim. Fotosentezin görünür ışıkta gerçekleştiğiniz, bak mutlaka bileceksin, tamam mı? Fotosentez nerede gerçekleşirmiş? Görünür ışıkta abicim. Ne olursa olsun fotosentez görünür ışıkta gerçekleşir. Yani belirli dalga boyunda gerçekleşir. 380 ile 760 nanometre arasındaki dalga boylarında gerçekleşir. Bak şuraya yazıyorum. Diyorum ki şurası görünür ışık. Bak burası görünür ışık. Fotosentez görünür ışıkta olur. Fotosentez X ışınlarında, gama ışınlarında, beta ışınlarında, radyo dalgalarında, ultraviyole ışınlarda, bunlarda fotosentez olmaz. Fotosentez nerede olurmuş? Görünür ışıkta. Banko test sorusu. Bak bu da sorularda gelecek, tamam mı? Birinci sorumuz. Fotosentez görünür ışıkta olur. X ışınlarında, gamalarda, radyo dalgalarında, ultraviyole ışınlarda, bunlarda fotosentez gerçekleşmez. Birincisi bu. Sonra bir de Engelmann deneyi var. Önce bu deneyi de göstereyim. Ondan sonra klorofile girelim. Detaylı bir şekilde onu da anlatalım, tamam mı? Bak Engelmann deneyi şudur arkadaşlar. Engelmann deneyi şudur. Engelmann diye bir bilim adamı şöyle bir sistem kuruyor. Bu sistemin içerisine ipliksi alkleri koyuyor. Tamam mı? Bak ipliksi alk ne demek biliyor musun? Bu eleman fotosentez yapıyor demektir. Tamam mı? Alkler fotosentez yapıyordu. Hatırla, 4 tane yapan canlıdan bir tanesiydi. Ve ipliksi alkleri koyuyor. Sonra alıyor prizmaya, şöyle güzel bir şekilde beyaz ışığı gönderiyor. Beyaz ışık prizmada kırıldıktan sonra böyle farklı dalga boylarına ayrılıyor. Tamam mı? İşte kırmızı rengi ayrılıyor, mor rengi ayrılıyor, işte yeşil rengi ayrılıyor, turuncuya ayrılıyor, sarıya ayrılıyor falan filan. Böyle renklerine ayrılıyor. Tamam mı abicim? Sonra belirli süre sonra bir bakıyor. Abicim kırmızı ve mor ışığın olduğu yerde oksijenli solunum yapan bakterilerin bol miktarda çoğaldığı gözleniyor. Gördün mü abicim? Bak buradaki bakterilerin çoğaldığı gözleniyor. Buradaki bakterilerin çoğaldığı gözleniyor. Sonra bir bakıyor abicim. Yeşil ışığın olduğu yerde bakterilerin az olduğu gözleniyor. Sonra deniliyor ki o zaman fotosentez en fazla kırmızı ve mavi mor ışıkta en fazla gerçekleşir. Yeşil ışıkta en az gerçekleşir. Al bak bu da sana bir soru. Tamam mı? Engelmann deneyiyle anlattık bunu, gördüğün gibi. Fotosentez en fazla kırmızı mor ışıkta gerçekleşiyor. En az yeşil ışıkta gerçekleşiyor. Nedeni ne biliyor musunuz? Bak nedeni şu. Arkadaşlar ışık bir yere çarptığı zaman 3 tane yol izler abicim. Bak 3 tane yol izler. 1. Işık gelir, çarpar ve yansıtılır gider. Tamam mı? 2. Işık gelir abicim. Işık gelir. Direkt olarak delerek geçer. İkinci yolumuz bu. Birinci yol bu. Veya üçüncü yol bizim için önemli olan yol bu. Işık gelir ve emilmeye başlanır. Tamam mı? Bak emilmeye başlanır. Emildiği zaman onun enerjisi emiliyor ya. İşte o zaman sen fotosentez yapmaya başlarsın. Deli gibi fotosentez yaparsın. Yani bakacak olursak o zaman kırmızı ve mor ışığın daha çok emildiğini anlamışsınızdır. Yeşil ışığın yansıtıldığını anlamışsınızdır. Bak yeşil ışık yansıtılır, tamam mı? O yüzden sen bitkiyi yeşil renkte görüyorsun. Sen bir rengi yansıtıldığı renkte görürsün. Tamam mı abicim? İşte bitkilerin yeşil renkli olmaları nedeni yeşil ışığı yansıttıkları içindir. Tamam mı? Ve en az ışığın, yani en az fotosentezin yeşil ışıkta olduğunu, en fazla kırmızı mor ışıkta olduğunun mantığını da anladın. Çünkü onlar emiliyor abicim. Emildiği için de daha fazla fotosentez gerçekleşiyor. İşte Engelmann deneyi denilen deney de buradaydı. İplik saatlerin kırmızı mor ışıkta fazla miktarda olduklarını güzel bir şekilde anladın. Şimdi geldik artık pigmentlere, yani pigmentleri anlatmaya. Bak burası çok önemli. Engelmann'ı anlattık. Yaprağı anlattık. Ondan sonra kloroplastın yapısını anlattık. Şimdi az kaldı klorofil. Klorofilde öğrendikten sonra tepkimelere geçeceğim. Ondan sonra konu bitecek. Bak çok uzun değil. Mantığını anlayarak giderseniz bu iş bitecek, tamam mı? Zor bir konu değildir fotosentez. Geldik önce şöyle bakıyoruz. Bak abicim.
Burada pigment dediğimiz, yani görünür ışığı emen yapılara pigment diyoruz. Tamam mı? Bunlardan en önemlisi klorofil. Bak, klorofil de bir pigmenttir. Karotenoidler de pigmenttir. Tamam mı? Karotenler de pigmenttir. Sakın unutma. Bunlar pigment. Işığı emecekler. Klorofil şu. Bak, klorofilin yapısı şu. Arkadaşlar önce şunu bileceğiz. Klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot, bir de magnezyum var. Banko test sorusudur. Bak, sakın unutma. Bir daha söylüyorum. Klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot, bir de magnezyum bulunduğu soruların vazgeçilmezidir. Bak, magnezyum ortada bulunur. Sakın unutma. Magnezyuma bağlı olarak dörtlü pirol halkası vardır. Çok önemli değil. Şurada radikal grup vardır. Bu radikal grup değiştikçe klorofil yapısı değişir. İşte klorofil A, B, C, D, E, tamam mı? Böyle klorofil yapıları vardır. Ama bizim bileceğimiz klorofil A ile B veya bakteri klorofilleri farklıdır. Tamam mı? Onların klorofilleri daha farklıdır. Önemli değil. Sen sadece şurada klorofil yapısında magnezyumun olduğunu mutlaka bileceksin. Bak, klorofilin yapısında doğrudan ne varmış? Magnezyum bir. Bir de şöyle, böyle karbonlardan oluşmuş bir kuyruk kısmı vardır. Bu kuyruk kısmıyla granumlara tutunmayı sağlar. Bak, soru şuradan geliyor. Klorofilin direkt olarak yapısında magnezyum vardır. Demir, klorofili meydana getirecek olan enzimin kofaktör kısmıdır. Banko test sorusudur. Bak, mutlaka gelir. Demir klorofilin yapısına doğrudan katılmaz. Banko sorudur. Bir daha söylüyorum. Demir klorofilin yapısına doğrudan katılmaz. Klorofili meydana getirecek olan enzimin kofaktör kısmıdır. Tamam mı? Klorofilin yapısına doğrudan katılan magnezyumdur. Al sana bir soru daha. Bak, bu soru da çok gelir. Klorofilin yapısına doğrudan katılan magnezyumdur. Demir dolaylı yoldan katılıyor. Demir direkt olarak katılmıyor ama enziminin kofaktörü olarak meydana geliyor. Tamam mı abicim? Son derece önemli. Klorofili güzel bir şekilde anladınız. Güzel bir şekilde anladık. Şimdi geldik diğer pigmentlere, karotenoidlere. Bak abicim, karotenoidler son derece önemli. Karotenoidler, işte sarı renkli olan var, kırmızı renkli olan var, turuncu renkli olan var. Tamam mı abicim? Bunlar karotenoidler dediğimiz yapı ne yapıyor biliyor musun? 2-3 tane görev var. Birincisi, bu klorofil denilen yapıyı, tamam mı, gelebilecek daha yüksek dalga boylu ışıklardan koruyor, ışınlardan koruyor. Onları karotenoidler emiyor. Böylece klorofillerin zarar görmesi engellenmiş oluyor. Bir. İkincisi, karotenoidler, bak ne dedik? Yeşil, işte kırmızı renkli olan var, sarı var, turuncu olanlar var. Böylece bitkiye renk verebiliyor. Anladın mı? Bak, renk verebiliyor. Bir daha söylüyorum. Karotenoidler klorofilin soğuramadığı farklı dalga boylarındaki ışıkları soğurarak fotosentezin devam etmesini sağlayabiliyor. Daha yüksek dalga boylarını emdiği için klorofilin zarar görmesini engelliyor. Çiçek ve meyvelere renk verebiliyorlar. Tamam mı abicim? Yani gördüğünüz gibi son derece önemli karotenoid dediğimiz yapılar son derece önemli. Ama ne olursa olsun bir sistemde klorofil miktarı karotenoidten daha fazladır, onu da bileceğiz. Tamam mı abicim? Şimdi geldik fotosisteme. Bak, fotosistemlere, tamam. Klorofilin yapısını öğrendik. Magnezyumu öğrendik. Bak, klorofilin bir tane daha önemli özelliği var. Bak, onu da söyleyeyim. Klorofil ne yapıyor biliyor musun? Klorofil denilen madde Işığı emdiği anda bir tane elektronu fırlatarak yükseltgenir. Bak, sakın unutma. Klorofil ışığı emiyor. Bak, burası ışık ya. Işığı emdiği anda elektronu bir fırlatıyor. Hafiflikten dolayı yukarıya doğru çıkıyor. Bak, buna yükseltgenme deniyor. Tamam mı? Klorofilin en önemli özelliklerinden bir tanesi, ışığı görür görmez emer. Emdiği anda elektronu fırlatarak yükseltgenir. Bu da gelecek sorulardan bir tanesidir. Tamam mı abicim? Şimdi klorofili öğrendik. Yapısında magnezyum olduğunu öğrendik. Demirin direkt katılmadı. Demirin yan ürün olarak, yani enziminin kofaktör kısmı olarak katıldığını öğrendik. Karotenoidleri öğrendik. Farklı dalga boylarını emerek klorofilin zarar görmesini engelliyor diyor. Aynı zamanda çiçeklere rengini veren yapılar da karotenoidlerdir. Karotenoidler ne olursa olsun klorofillerinden daha az miktarda bulunmak zorundadır. Bak, onu da öğrendik. Tamam mı abicim? Sonra geldik fotosistemlere. Bak, fotosistem. Şimdi burayı da dinle, bu olayı bitirelim. Bak, fotosistem, bu karotenoidle klorofillerin bir arada bulunduğu sisteme fotosistem deniyor. Tamam mı? Şimdi biz mesela fotosistem 2 ile fotosistem 1'i göreceğiz. Şeyde, devirsiz fotofosforilasyonda. Yani işimize yarayacak. Bak, fotosistemlerde mevzu şudur. Fotosistemlerin ortasına tepkime merkezi denir. Bak, buraya tepkime merkezi deniyor. Ve tepkime merkezinin tam ortasında bir çift klorofil ağı vardır. Bak, sakın unutma. Klorofil ağı nerede bulunuyormuş? Tepkime merkezinin tam ortasında klorofil ağı bulunuyor ve bu tepkime merkezinin hemen üstünde ilk elektron alıcı. Şuraya yazayım da. İlk
elektron alıcı, yani klorofila ışığı emeremez dedim ya, elektronu fırlatıyor. Elektronu fırlatınca bu elektronu ilk alan ilk elektron alıcı. Hemen bunun etrafında bak, burası tepkime merkezi, yanında ise anten kompleksi var. Bak her ikisine birden ne diyormuşum? Fotosistem. Burası anten kompleksi, tamam mı? Anten kompleksinin içerisinde klorofil B'ler var. Efendime söyleyeyim, şöyle karotenoidler var. Bak karotenoidler de var, klorofil B'ler de var. Tamam mı? Klorofil B ve karotenoidler nerede bulunuyormuş? Anten kompleksi bulunuyor. Anten kompleksinde. Mevzu şu. Karotenoidler ve bunlar mesela güneş ışığını emdiği anda birbirlerine elektronlarını aktarıyorlar. En son klorofila'ya gönderiyor. Klorofila da ilk elektron alıcıya verip buradan elektron taşıma sistemine göndererek burada fotofosforilasyonla ATP sentezlemiş oluyor. Veya karotenoidler de yakaladığı elektronları aktarıyor. Klorofila'ya geliyor. Bak mantık bu. Klorofila elektronu gönderiyor. Buradan ilk elektron alıcı elektron taşıma sistemine gönderiyor ve burada fosforilasyonla ATP ve 12 tane NADPH2, yani NADP açığa çıkıyor. Bak NADP. NADP fotosentezdeki hidrojen koenzimdir. Unutma bak. Oksijenli solunumda neyi göstermiştik? NAD'ı göstermiştik. Burada değişti. NADP oldu. Fotosentezde NADP denilen koenzim, yani hidrojen taşıyıcısı, aynı anda elektron taşıyıcısı NADP'dir abicim. Bunu da unutmuyoruz. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Bak tepkime merkezinin ortasında ne varmış? Bir çift klorofila. Klorofil B neredeymiş? Anten kompleksinde. Kimle birlikte? Karotenlerle birlikte. Karotenler ne işe yarıyordu? Farklı dalga boylarını emerek klorofillerin zarar görmesini engelliyordu. Aynı anda daha yüksek şiddetli farklı dalga boylarını emerek fotosentezin devam etmesini sağlıyordu. Çiçeğe carta curta rengini veriyordu. Klorofilin tepkime merkezinde, yani fotosistemin tepkime merkezinde kim bulunuyordu? Klorofil A ve ilk elektron alıcı. Anten kompleksinde klorofil B ve karotenler gördüğün gibi ışıkları emerek birbirine aktarıyor. En son elektron klorofil A'ya geliyor. Buradan ilk elektron alıcı, buradan da elektron taşıma sistemine gönderilip fotofosforilasyonla ATP açığa çıkarıyor. Ve burada hidrojen taşıyıcıları kimmiş abicim? NADP denilen bir koenzim. NADP denilen koenzim hidrojen taşıyıcısı olarak görev yapmış oluyor abicim. Tamam mı? Güzel bir şekilde bunu da öğrettik. Tepkime merkezinde anten kompleksini de öğrendin. Klorofili de öğrendin abicim. Klorofilin yapısında ne vardı? Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Bir de ne vardı? Magnezyum. Tam ortasında magnezyum. Demir direkt olarak yapıda değildi. Demir bunu meydana getiren enzimin kofaktörüydü. Unutma. Karotenlerin görevini öğrendin. Klorofil A'nın tepkime merkezinde, klorofil B'nin gördüğün gibi anten kompleksinde bulduğunu öğrendin. Görevlerini öğrendin. ETS'yi öğrendin. Hadi bakayım, geçmiş olsun. Artık şimdi evrelerine geçiyoruz. En önemli yerlerden bir tanesi abicim. Düzgün bir şekilde anlarsan bu fotosentezi rahat bir şekilde yapacaksın. Bak. Şimdiki anlatacağım olay kitaplarda böyle sadeleştirilmiş hali verilir, tamam mı? Ama sorularda sadeleştirilmeden sorulur. O yüzden bak, öğrencinin yapamamasının ana nedenlerinden bir tanesi de budur. Kitaplarda birazcık böyle sade şekliyle anlatılır ama soruda sade şekli gelmez. Bilmen lazım. O denklemi bilmen lazım. Abicim ezberle. Ezberle ya, kaç dakikanı alacak? 10 dakikanı alacak. 4 kere yaz ya, zor bir şey değil. Ferrodoksin, plastokinon, sitokrom diyeceğiz. Şöyle isim değiştireceğiz. Anladın mı? Bu kadar, 3 tane kelime ezberleyeceksin. Geldim. Şimdi fotosentezin evreleri, tamam mı? Bak bu denklemleri ezberle abicim. Ezberlersen fotosentezden soru kaçırmazsın, garantisini veriyorum. Ama ezberlemezsen mutlaka bir yerde takılırsın, haberin olsun. Bak baştan konuşalım, tamam mı? Önce şu anlatacağımı bir güzel 5 defa yaz, 10 defa yaz. Bak kendi öğrencilerime ben bunu en az 10 defa 15 defa yazdırırım bunları. Belki daha fazla. Sen de yaz, al boş kağıda yaz ve fotosentezi öğren. Şimdiki anlatacağım şey, bak şimdiki anlatacağım şey, net söylüyorum, denemesi bedava. Güzel bir şekilde ezberle, aç çıkmış soruları, en az 10 tane sorudan 6'sını yapmazsan kendinde göreceksin şimdi, tamam mı abicim? Bak şimdi mevzu şu. Fotosentez 2 tane tepkimeye ayrılır. Aydınlık evre reaksiyonları ve karanlık evre reaksiyonları. Bu iki kutucuk mantığı, tamam mı abicim? Ezberle. Bak yukarıdaki aydınlık evre, yani ışığa bağımlı evre. Buraya aydınlık diyorum. Buraya karanlık evre diyorum. Veya ışığa bağımlı, ışıktan bağımsız olan evre. Bak bunun adı karanlık. Mutlaka fotosentezin aydınlık ortamda olması lazım. Bunun ismine takılma. Tamam mı abicim? Yani fotosentez ışık olmazsa olmaz. Önce kafaya bunu bir atıyorsun. Geldim. Aydınlık evre
Granalarda gerçekleşir. Hemen çizeyim yan tarafa. Hatırla abicim, şöyleydi. Şurası da böyleydi. Aydınlık evre nerede gerçekleşiyormuş? Bak burada, granaların üzerinde. Karanlık evre, yani kalbin döngüsü, bak stromada gerçekleşiyor. Hemen buraya da stroma diyorum. Tamam mı? Aydınlık evre granada, karanlık evre stromada. Önce yerini öğrendik. Işığa bağımlı, ışıktan bağımsız. Sonra bak, aydınlık evrede işin içerisine su girer. Yani hidrojen kaynağı girer. Aydınlık evrede açığa oksijen çıkar. Açığa çıkan oksijenin kaynağı direkt olarak suyun ta kendisidir. Banko test sorusudur. Al, bir soru daha gösterdim. Aydınlık evrede ne giriyormuş? Su. Ne çıkıyormuş açığa? Oksijen. Açığa çıkan oksijenin kaynağı kimmiş? Suyun ta kendisi bir. Aydınlık evrede toplamda 18 ATP, 12 tane NADPH2 denen hidrojen taşıyıcısı meydana geliyor. Bu meydana gelen ATP'ler ve NADPH2'ler, bak banko test sorusu. Hepsi birden karanlık evreye gönderilir. Karanlık evrede hepsi harcanılacak. Bak bir daha söylüyorum. Bitki burada kazandığı ne varsa aydınlık evrede, ATP'si, NADPH2'yi, hepsini fotosentez denklemlerini devam ettirebilmek için, fotosentezi bitirebilmek için hepsini karanlık evrede harcar. Hepsini karanlık evrede harcar. Yani bitki burada kazandığı ATP ile büyüyemez. Bitki buradaki kazandığı ATP ile su alamaz. Bitki buradaki ATP ile metabolik faaliyetlerini yerine getiremez. Buradaki ATP'yi fotosentezi tamamlamak için kullanır. Birazdan denklemi anlattığım zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Bak geldim. Burada işin içerisine karbondioksit girer, açığa glikoz çıkar. Al sana banko soru. Karbondioksit indirgenmesi veya karbondioksit fiksasyonu veya karbondioksit özümlemesi sorularda böyle gelir. Nerede gerçekleşirmiş abicim? Direkt olarak karanlık evrede. Nerede? Stromada. Nerede? Karanlık evrede. Tamam mı? Kazanılanlar nerede kazanılıyormuş? ATP'ler, yani fotofosforilasyon nerede yapılıyormuş? Aydınlık evrede. Karanlık evrede kazanılan hepsi harcanıyor. Karbondioksit karanlık evrede işin içerisine giriyor. Glikoz açığa karanlık evrede çıkıyor. Bak çok önemli. Karbondioksiti burada reaksiyona sokan enzimin adı Rubisco. Bir daha söylüyorum. Karbondioksiti burada reaksiyona sokan enzimin adı Rubisco enzimi abicim. Tamam mı? Bak bunu niye verdim? Şimdi bunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Bak sana bir soru daha veriyorum. Enzimsel reaksiyonlar nerede gerçekleşiyormuş? Karanlık evrede. Bak bu Rubisco'yu boşuna vermedim. Tamam mı? Enzimsel reaksiyonlar karanlık evrede gerçekleşir. Aydınlık evrede bu ETS arasında elektron aktarılması fiziksel olaylardır. Fiziksel. Burası enzimsel. Ne demek biliyor musun? Yani sıcaklıktan burası etkilenir. Burası değil. Al sana soru abicim. Tamam mı? Sıcaklıklardan kimler etkilenecekti? Enzimler. O zaman sıcaklıklardan etkilenenler direkt olarak karanlık evre reaksiyonlarıdır. Aydınlık evre reaksiyonları fiziksel reaksiyonlar olduğu için sıcaklıklardan etkilenmezler. Banko test sorusu. Al sana bir tane daha soruyu vermiş oldum. Tamam mı abicim? Sonra devam ediyorum. Bak bu iki kutucuğu öğren. Bir daha çiziyorum, iyice öğren diye. Bak hemen çizdim. Aydınlık evre, kendin de çiz. Dur videoyu, çiz ya. Bir 10 tane çiz, şunu öğren. Tamam mı? Aydınlık evre dedim, karanlık evre dedim. Aydınlık evre nerede gerçekleşiyor? Grana. Karanlık evre stroma. İşin içerisine kim giriyordu? Su. Aydınlık evrede. Hop açığa oksijen. Oksijenin kaynağı kim? Suyun fotolizi. Buna suyun fotolizi denir. Tamam mı arkadaşlar? Suyun parçalanması. Suyun fotolizi. Birazdan anlatacağım, detayını göreceksin. Bak aydınlık evrede 18 tane ATP, 12 tane NADPH2 açığa çıkar. Kazanılan hepsi karanlık evreye gönderilir. Karanlık evrede karbondioksit fiksasyonu. Bak karbondioksit özümlemesi. Karbondioksit reaksiyona karanlık evrede girer. Açığa glikoz karanlık evrede çıkar. Karbondioksiti burada reaksiyona sokan enzimin adına da Rubisco enzimi deniyor. Ve bunun sonrasında da direkt olarak bak glikozu açığa çıkarmış olduk. İşte aydınlık evre ve karanlık evre dediğimiz reaksiyonlar bunlardan ibarettir. Sakın unutma abicim. Tamam mı? Emin ol, bak bu iki kutucukla dünyanın sorusunu çözersin. Net söylüyorum. Aşağıdakilerden hangisi ışığa bağımlı reaksiyonlarda kullanılır? Bakarsın, ne? Su. Ne? Oksijen. Ne? ATP açığa çıkmış. Ne? NADPH2 açığa çıkmış. Nerede gerçekleşmiş? Grana. Aha da sana bunu sorarlar. Mevzu bu kadar basit. Tamam mı? Güzel bir şekilde bu iki kutucuk mantığını da öğrendik. Şimdi aydınlık evre ve karanlık evre reaksiyonlarına giriyorum. Bak diyorum, ezberle abicim. 10 dakikanı alacak ya. 10 dakikanı alacak. Ezberle, mantığını öğren. Dediğimi yap, soruları çöz. Geldim. Aydınlık evre reaksiyonları. Bak aydınlık evre reaksiyonları ikiye ayrılır. A. Devirli fotofosforilasyon. Bak devirli fotofosforilasyon.
Geçme sakın burayı. Burayı sakın geçme. Kitaplarda yok diye geçme. Bak buradan sana 6-7 tane soru vereceğim. Baştan söylüyorum. Burası devirli fotofosforilasyon. Şurası devirsiz fotofosforilasyon. Tamam mı? Devirsiz fotofosforilasyon. Bak ATP sentez diyeceğim. Şimdi 18 tane ATP'yi nasıl meydana getirdiğini öğreneceksin. Bak mevzu şu. 1. Devirli fotofosforilasyonda klorofil A kullanılır. Klorofil A. Yani pigment sistemi 1 denir buna. Tamam mı? Bak klorofil A. Işığı emer. Ne öğrettim ben sana? Bak birinci soru geliyor. Klorofiller ışığı emer emmez ne yapar? Elektronu fırlatır. Hop elektronu fırlattı. Alan kim biliyor musun? Ferrodoksin denilen bir elektron taşıma sistemi elemanı. Ferrodoksin alır. Sonra gelir bunu plastokinona verir. Plastokinondan sitokroma gelir. Bak sitokroma gelir. Sitokrom tekrardan bu elektronu klorofil A'ya geri göndermiş olur. Yani klorofil A burada hem elektronu ilk elektron verisi klorofil A'dır. Son elektron alıcısı gene burada klorofil A'dır. Gördün mü abicim? Bak gördün mü? Ve sakın şunu unutmayın. Bu klorofil A ışığı emer emmez elektronu fırlattı ya. Bu elektronun enerjisi 100 ise burada giderken her biri arasında aktarılırken atıyorum. Onunun 20'sini dışarıya ısı enerjisi olarak gönderiyor. Kendisine 40 geliyor. Yani ilk fırlattığı enerjinin düzeyi yüksektir. En son aldığı enerjinin düzeyi düşüktür. Bir kere bunu da öğrendik. Klorofillerin nasıl bir madde olduğunu öğrendik buradan. Işığı emer emmez elektronu fırlatıyor. Bu reaksiyon böyle devam ederken şurada bir tane ATP açığa çıkıyor. Fotosentez denklemi 6 karbondioksit 6 su 6 6 olduğu için çarpı 6 diyorum. Bak 6 tane ATP'yi burada ürettik. Gel geri kaldı bana 12 tane ATP. Bak 6 tane ATP'yi devirli fotofosforilasyonla öğrettik. Şimdi geldik devirsiz fotofosforilasyona. Burayı çok iyi dinle. Suyun nerede kullandığını, enerji kaynağı mı, hidrojen kaynağı mı, oksijen kaynağı mı ne olduğunu buradan öğreneceksin daha iyi. Bak şimdi. Devirsiz fotofosforilasyonda hem klorofil A hem klorofil B kullanılır. Yani hem pigment sistemi 1 hem pigment sistemi 2 kullanıyor. Bak buraya pigment sistemi 2 diyorum. Buraya pigment sistemi 1 diyorum. Yani klorofil A, klorofil B. Şimdi ben olayın kafana girmesi için anlatacağım. Sonra olayın gerçeğini anlatacağım. Tamam mı? Bak mevzu şu. Kolayca kafana girsin diye anlatıyorum burayı. Klorofil A güneş ışığını emiyor. Bak. Emiyor. Hemen ne yapıyordu? Elektronu fırlatıyordu. Elektronu fırlatınca yakalayan ferrodoksin. Ferrodoksin aldı. Elektronu aldı indirgendi. Verdi yükseltkendi. İki tane NatP geldi. Elektronu aldı indirgendi ve bekliyor şu anda. Bak gördün mü? Bak. NatP geldi. Elektronu aldı ve şu anda bekliyor. Bak abicim. Klorofila elektronunu fırlattığı için bunda elektron açığı doğdu mu? Bak en çok gelen soruyu söylüyorum. Elektron açığı doğdu mu? Bunun doğdu. Bak burada elektron kendisine geliyordu. Elektron açığı olmuyordu. Ama burada fırlattı. En son NatP aldı. Şimdi bunun elektrona ihtiyacı var. Bak elektron açığı doğdu bunun. Bak abicim banko soru. Klorofil A'nın elektron kaynağı klorofil B'dir. Sakın unutma. Hemen klorofil B ışığı yemiyor. Hemen emer emmez elektronu fırlattı. İlk elektron alıcı aldı. Sonra plastokinon aldı. Sonra plastokinon aldı. Sonra stokrom aldı. Sonra plastosiyanin aldı. İsim çok önemli değil. Sonra klorofil A'ya geldi. Mantığını anla. Klorofil A'nın elektron eksiği tamamlanmış oldu mu şu anda? Bir daha söylüyorum. Klorofil A'nın elektron açığını kim kapattı? Klorofil B. Banko test sorusu. Klorofil A'nın elektron kaynağını kim tamam kapattı? Klorofil B. Abicim. Şimdi klorofil B'nin elektron açığı doğmadı mı? Doğdu. Bak klorofil B'nin de elektron açığını kim tamamlıyor biliyor musun? Hani o su reaksiyona giriyordu ya. İşte suyun fotolizi denir buna. Su bir parçalanıyor. Çok iyi izle. Bak su bir parçalanıyor. Açığa ne çıkıyor biliyor musun? Elektron çıkıyor. Açığa hidrojen çıkıyor. Açığa bir de ne çıkıyor biliyor musun? Oksijen. Bir. Oksijen atmosfere gönderiliyor. Bak atmosfere verilen oksijenin kaynağı suyun ta kendisidir. Gördün banko test sorusu. Bak şuradaki elektron geliyor. Klorofil B'nin elektron açığını tamamlamış oluyor. O yüzden su hem elektron açığını kapatır hem oksijen açığını kapatıyor. Hem de ne yapıyor biliyor musun? Bak şu hidrojenleri de alır gelir buraya bir yapıştırır. Hop NatPH2 açığa çıkmış oldu. Gördün mü abicim? Banko test sorusu mevzu bu kadar basit. Yani hidrojenin hem proton hem elektron hem de oksijen kaynağı olduğunu bilmek zorundasın. Hidrojenin klorofil B'nin elektron kaynağı olduğunu bilmek zorundasın. Klorofil A'nın elektron kaynağı klorofil B. Bak sorularda hep nasıl geliyor biliyor musun? Şey diyor. Klorofiller birbirine elektron verebilir. Hayır. Hayır.
Klorofiller birbirine elektron verebilir diye bir şey yok. Klorofil B klorofil A'ya elektron verebilir. Klorofil A klorofil B'ye elektron veremez. Klorofil B'nin elektron kaynağı sudur. Bak bu sene çıkmış bir tane sorudur arkadaşlar. Deneme sınavında çıkmış sorudur. Denklemi ezberletmiyorlar ama soruyu soruyorlar. Ona göre yani bak zor bir şey değil. Aç bir kere daha başa al adam gibi izle bitsin gitsin. Mevzu bu kadar basit. Tamam mı? Klorofil A'nın elektron kaynağı kim? Klorofil B. Klorofil B'nin elektron kaynağı kim? Suyun fotolizi. NADPH2'nin hidrojen kaynağı kim? Suyun fotolizi. Atmosfere verilen oksijenin kaynağı kim? Suyun fotolizi. Bak bu kadar basit. Gördün mü? Olay bu kadar basit. Şimdi buradan da tam şuradan iki tane ATP açığa çıkıyor. Bu reaksiyon 6 defa gerçekleşirse 6 çarpı 2'den 12 ATP buradan üretiliyor. 6 çarpı NADPH2 dediğimiz zaman da 12 tane NADPH2 açığa çıkmış oluyor. Yani o iki kutucuk mantığında 18 ATP 12 tane NADPH2 diyorduk ya. Bak bunları aydınlık evrede kazandık. Nerede? Devirli ve devirsiz fotofosforilasyonda bunları rahatlıkla kazanmış olduk. Mevzu bu kadar basit. Şurayı bir anla be abicim. Bir anla yani. İki defa yaz olayı bitir. Şimdi geldik. Bak şimdi geldim. Karanlık evre reaksiyonuna. Hadi civcivli yer çok az kaldı. Burayı da öğrendin mi? Ondan sonrası hikaye. Ondan sonrası hikaye. Geldik şimdi. Geldik. Mevzu şu. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Karanlık evre, karanlık evreyi anlatıyorum. Şimdi çok iyi dinle. Yani Calvin döngüsünü anlatacağım sana. Calvin döngüsünü anlatacağım. Bak çok iyi dinle. Sadece fotosentezde karşımıza çıkılan riboflaz monofosfat denilen bir bileşik var. 5 karbonlu bir tane fosfat bulunan bir bileşik. Bak bunun adına ne dönüyormuş? Riboflaz monofosfat. Riboflaz monofosfat. Sadece nerede karşıma çıkacakmış bu benim? Fotosentezde. Mevzu şu. 1. Riboflaz monofosfatı önce o kazanmış olduğu 18 ATP'den bir tane ATP'yi parçalıyorsun. Bak ADP artı P parçaladım ya ADP artı P oldu. Şu fosfatı geldim buna ekledim. 5 karbon 2 tane fosfatı oldu. Bir tane fosfatı vardı bunu da ekledim 2 fosfat. Bak bunun adına riboflaz bifosfat deniyor veya riboflaz difosfat artık hangisi gelirse. Genelde B'yi kullanırlar. Riboflaz bifosfat hali aldığı anda dışarıdan karbondioksit tutulması yapılabilir. Yani riboflaz bifosfat karbondioksitle birleşir. Bu ikisini birleştirecek enzimin adı neydi? Rubisco enzimi. Rubisco enzimi karbondioksit alıyor. Bununla bir birleştiriyor. Bak 5 tane karbonu varken 1 tane karbon da buradan ekleniyor. 6 karbon 2 tane fosfatı olan kararsız ara bileşik haline dönüştürüyor. Bak bunun adına ne diyormuşuz abicim? Kararsız ara bileşik. Sonra kararsız ya çok rahatlıkla ikiye parçalayabiliyorum. Bak 3 karbon 1 fosfat 3 karbon 1 fosfat. Yani yarısı buraya yarısı buraya. Fosfatın biri buraya biri buraya. Bak abicim bunun adına PGA deniyor. Zor soru istiyor musun? Al sana zor soru. Fotosentez denklemlerinde ilk kararlı hale geldiği yer 3 karbonlu PGA'dır. En kararlı hali budur. PGA tamam mı? İlk kararlı hali PGA olduğu halidir. Yani fosfoglyserik asit aslında bu glikolizin tam tersi. Bak göreceksin. Glikolizi ezberlediysen tam tersi. PGA sonra ne yapıyorsun biliyor musun? PGA olduğu anda bak ATP'leri tekrardan harcamaya devam ediyorsun. ATP'yi burada harcamıştım. Burada harcıyorum. ADP artı P. Bunu da harcadım. ADP artı P. Bunları geldim bunları ekledim. 3 karbon 2 fosfat oldu. 1 fosfattı. Bir tane de buradan geldi eklendi. Hop 2 tane. Bir tane de buradan geldi. 3 karbon 2 fosfat. Bunun adı difosfoglyserik asit. Bak şimdi bir kere daha geldim. Bu sefer neleri harcıyorum biliyor musun? O NADPH2'leri kazanıyorduk ya. NADPH2'leri harcıyorum. NADPH2 hidrojeni bırakır. NADP yükseltgenir. Bak bıraktı ya hidrojeni. Hop hafifledi yukarıya doğru çıktı yükseltgende. NADP'nin yükseltgendiği yer karanlık evredir. İndirgendiği yer aydınlık evredir. Bak bunlar hep çıkmış soru. Geldi. NADPH2 geldi. Hop soktu. NADP yükseltgendi. Bak tam bu esnada bir tane fosfat da direkt olarak stromaya gönderildi. Tekrardan stromaya gönderildi. 3 karbon 1 fosfat, 3 karbon 1 fosfat olan fosfogliser aldehit meydana gelmiş oldu. Bak pıkalı meydana getirdik. İyi dinle burayı. Burası çok önemli. Şimdi abicim bak. Reaksiyon denklemi 6 değil miydi? 6 karbondioksit 12 tane su eşittir bir glikoz 6 tane oksijen 6 tane su tamam mı? Mevzu bu. Bak 6 defa gerçekleşirse 6 6 6.
6, 12, 18 ATP'nin 18'ini de harcadın mı? Yani fotosentezde kazanılan ATP fotosentezde harcanılır diye böyle bastıra bastıra söyledim mi? Tamam mı abicim? Fotosentezde kazanılan ATP fotosentezde harcanılır. Bak 6, 6, 12 tane de NADPH2'yi harcadın mı? Çok güzel harcadım. 6 tane bundan, 6 tane buradan, 12 tane pıgal çıktı mı açığa? Şu anda 12 tane pıgal çıktı. Bak bu 12 tane pıgalın 2 tanesini birleştirirsem 6 karbon 2 fosfat olan fruktoz difosfat. Bak glikoliz, fruktoz monofosfat, glikoz monofosfat ve en son glikoza kadar gelir. Bak mevzu bu kadar basit. Gördün mü abicim? Fosfogliseraldehit, fruktoz difosfat, fruktoz monofosfat, glikoz monofosfat ve glikoz. Glikolizin tam tersi. Yani şuraya piruvat dersem tersten glikoliz diyeceksin abicim. Tamam mı? Bak gördün mü mevzu bu. 12 tanenin 2 tanesi birleşiyor. İyi izle. Eğer ki şu evrelerde, yani fruktozdan sonraki bu evrelerde pıgallı diyebilirsin. Eğer bunlara azot eklersen, eğer azot eklersen sadece glikoz değil, vitamini de meydana getirirsin. Organik bazı da meydana getirirsin. Efendim söyleyeyim, amino asiti de meydana getirirsin. Sadece glikoz değil. Bak, azot eklediğin takdirde vitamin, organik baz ve amino asitleri de meydana getirebiliyorsun. Sonra geriye kalan 10 tanesi, 2 tanesi böyleyken 10 tanesi çeşitli reaksiyonlarla ribulaz monofosfatı meydana getirir. Gördük mü abicim? Bitti. O zaman ribulaz monofosfatın kaynağı kim? Pıgal, pıgal. Pıgal çeşitli reaksiyonlarla bunu meydana getiriyor. Karbondioksiti bağlayan enzim kim? Rubisco. İlk kararlı hal, PGA-Al hali. Bütün kazanılan ATP'ler harcanıyor mu? Harcanıyor. Karbondioksitle birleşen kimdir? Ribulaz bifosfat. Ribulaz bifosfat. Ribulaz bifosfat. Karbondioksitle birleşir. Enzimin adı Rubisco. İlk kararlı hal, PGA-Al hali. Meydana getirecek yapı ne? Pıgal. Kaç tane? 12 tane. 2 tanesi birleşir. Glikoz. Azot eklediğim zaman öncesinde vitamin, organik baz ve şeye kadar gidiyorsun, amino asite kadar gidiyorsun. Gördüğün gibi ribulaz monofosfatın kaynağı kim? Pıgal. 10 tane pıgal çeşitli reaksiyonlarla ribulaz monofosfatı meydana getiriyor. İşte bak, karanlık evrede budur arkadaşlar. Gördük mü? Karanlık evrede bu. İnanın hiçbir şey değil. Şura zaten glikoliz. Bir tek buraya ezberleyeceksin ya. Bir tek buraya ezberleyeceksin. Atla deve değil, tamam mı? Atla deve değil. Gördüğün gibi bunu da bitirmiş oldun. Bak, karanlık evreyi de güzel bir şekilde öğrenmiş oldun. Fotosentezde o kazanılan 18 ATP'nin nasıl harcandığını öğrendin. Tamam mı? Şimdi neyi anlatacağım biliyor musun? Kemiozmotik hipotez. Bak, kemiozmotik hipotezi sorarlar, haberiniz olsun. Mitokondride de anlatmıştım kemiozmotik hipotezi. Bunun kemiozmotik hipotezi de bir tık daha farklı. İkisi de aynı aslında ama mantık şu. Bak, dıştaki zar, büyük büyük çiziyorum, kloroplast. Şu içteki zar, bak şu içteki zar, bak bunun tilakoid zarını çiziyorum. Tilakoid zar burada. Tilakoid zarı çizdim. ETS nerede bulunuyordu? Tilakoid zarın üzerinde bulunuyordu. Yani klorofil pigmentleri, anladın mı? Klorofil, hatırla abicim, pigment sistemi 2 bulunuyordu. Bak buradan geliyordu işte, efendime söyleyeyim, sitokrom değil mi? Plastokinonlar, sitokromlar, plastosiyaninler. Bak burası klorofil A, pigment sistemi 1. Bak şurada ferrodoksin var. Ferrodoksin, tamam mı? Geldi şurada da 2 tane NADP var. Yani o gösterdiğimiz karanlık evrede şey var ya, devirsiz fotofosforilasyonda gösterdiklerim, bak burada yerlerini almış durumda. Gördün mü? Bak burada. Bak onlar ETS elemanlarıydı. Yerlerini aldı. Nerede? Tilakoid zarın üzerinde. Bak mevzu şu. Bir, fotosentez meydana gelirken şurada da ATP sentaz var. Şuraya da ATP sentaz diyorum. Gördüğün gibi ATP sentaz denen enzim de nerede bulunuyormuş? Tilakoid zarda bulunuyor. Bak mevzu şu. Fotosentez esnasında işte o NADPH2'ler kullanılıyor diye. Bak o NADPH2'ler gelip burada reaksiyona katıldığı anda sitoplazmada hidrojenler bulunur zaten. Bak gördün mü? Stromada hidrojenler bulunur. Bak şimdi bu stromadaki hidrojenler ne yapıyor biliyor musun? Hop şeye gönderiliyor. Tilakoid boşluğunun içerisine gönderiliyor. Bak buradan tilakoid boşluğunun içerisine gönderiliyor. Tilakoid boşluğunun içerisine gönderildiği için tilakoid boşluğunun içerisinde asitlik artmaya başlıyor. Bak mitokondride zarlar arası boşlukta asitlik artıyordu. Burada tilakoid boşluğunun içerisinde asitlik artıyor. Tilakoid boşluğa gönderiliyor. Tilakoid boşluğunun içerisindeki pH düşmeye başlıyor. Asitlik artıyor. Bu pH'i yükseltmek için şu elemanlar şu ATP sentazdan tekrardan stromaya pompalanırken burada açığa ATP çıkarıyorlar. Olay bu kadar basittir. İşte bak, bunun kemiozmotik hipotezi de budur. Bunun kemiozmotik hipotezinde tilakoid boşluğun içerisinde ATP şeyler,
Hidrojenler pompalanıyor. Burada asitlik artıyor. Buradaki asitliği düşürebilmek için ATP sentazdan tekrardan stromaya doğru gönderiyorsun. Bu esnada da açığa ATP çıkarıyorsun. İşte buna fotofosforilasyonla kazanılan ATP deniyor. Gördüğün gibi oraya şeyler de burada. O devirsizde kullandıklarımız da burada. Ferrodoksinler, efendime söyleyeyim klorofil A'lar, klorofil B'ler, sitokromlar, plastosiyaninler hepsi burada. Tamam mı? Mevzu bu. Bunlar elektron aktarırken, bunlar birbirine elektron aktarırken matrik şeydeki stromadaki hidrojenler direkt olarak şeyin içerisine doluyor. Tilakoid boşluğun içerisine doluyor. Asitlik artıyor. Asitliğin artmasına bağlı olarak pH düşüyor. pH'i yükseltmek için bu hidrojenler ATP sentazdan tekrardan stromaya pompalanıyor. O anda da direkt olarak açığa hidrojen çıkarılmış oluyor abicim. Olay bu kadar basittir. Gördüğünüz üzere. Tamam mı? Olay mevzu bu kadar basit. Yani zor bir şey değil abicim. Tamam mı? Zor bir şey değil. Gördüğünüz üzere. Güzel bir şekilde bunu da öğrettik. Güzel bir şekilde bunu da anlattık. Tamamdır. Sıkıntımız kalmadı. Artık aydınlık evre reaksiyonlarını öğrendin. Karanlık evre reaksiyonlarını öğrendin. Yaprağın şeklini öğrendin. Efendime söyleyeyim fotosentez tepkimelerini öğrendin. Tamam mı? Karanlık evreyi öğrendin. Güzel bir şekilde kemiği ozmotik hipotezi öğrendin. Şimdi ne kaldı biliyor musun? Kek kısım. Fotosentez hızını etkileyen faktörler. Bak en kek kısmı anlatıyorum şimdi ve dersi bitiriyorum. Fotosentez hızını etkileyen faktörler. Bak abicim ikiye ayrılacak, tamam mı? Burayı çok iyi dinle. Bir genetik faktörler. Fotosentez hızını etkileyen bir genetik faktörler var. Bir de efendime söyleyeyim veya kalıtsal faktörler. Kalıtsal faktörler. Bir de çevresel faktörler. Tamam mı? Bak çevresel faktörler. İşte bakıyoruz abicim mesela genetik faktörler ne? Abicim kalıtsal faktörler şu. Bitkinin yapısıyla alakalı olan yani bitkinin kendisiyle olan faktörlere genetik faktörler diyorsun. Ya bitkinin kendisiyle olsun, bitkinin üzerinde olsun. Mesela kloroplast sayısı, bak kloroplast sayısı. Kloroplast sayısı artarsa fotosentez hızı da artacak mantık olarak. Ne kadar çok kloroplast varsa o kadar fazla olacak, tamam mı? İkincisi yaprak sayısı. Abicim yaprak sayısı ve dizilişi, yaprak ne kadar fazlaysa, yaprak ne kadar fazlaysa buna bağlı olarak fotosentez daha fazla gerçekleşmeyecek mi? Bitti bu kadar. Yaprak dizilişi nasıl olur? Güneş buradan gelir, yapraklar buraya dizilir, al daha fazla fotosentez olur. Tamam mı? Mevzu bu. Veya stoma, bak stoma sayısı. Ne öğrettim ben sana? Stoma yaprağın altındaki gaz alışverişini sağlayan yapıydı. Stoma ne kadar fazla olursa içeriye girecek karbondioksit miktarı o kadar fazla olur. Bak daha fazla şey meydana gelir. Fotosentez hızlanabilir. Veya kütüküle kalınlığı, bak bu da gelir sorularda. Kütüküle ne kadar kalın olursa ışığı göndermeyeceği için fotosentez ne olacaktır? Azalacaktır, değil mi? Veya enzim miktarı, enzim miktarı abicim, fotosentez enzimle gerçekleşmiyor muydu? Rubisco enzimi. Ne kadar fazla enzim varsa o da fotosentez hızını etkileyecektir. Tamam mı? Fotosentez hızını etkileyecektir. Bak unutma. O zaman genetik faktörler neler oluyormuş abicim? Kloroplast sayısı, yaprak sayısı, stoma sayısı, kütüküle kalınlığı, enzim miktarı. Çevresel faktörler neler? Çevresel faktörler yani sana şunu söylüyor. Yaprak ne kadar büyükse kloroplast o kadar fazla olacağı için o kadar fotosentez olur. Tamam mı? Yaprak dizilimi. Stoma ne kadar fazlaysa içeriye girecek olan karbondioksit miktarı fazla olacağı için fotosentez fazla. Kütüküle ne kadar kalınsa İçeriye girmeyeceği için hem karbondioksit girimi azalır hem de dediğim gibi abicim ışık miktarı azalacağı için fotosentez azalır, tamam mı? Veya tüy miktarı, bak tüy miktarı, yaprağın üzerinde bulunan tüyler de fotosentezi azaltır. Unutma, ışığı onlar emer aşağıya göndermez terlemeyi azaltmak için. O yüzden abicim fotosentezi de azaltır, haberiniz olsun, tamam mı? O da gelecek sorulardandır. Geldik çevresel, çevresel. Bak bir karbondioksit miktarı abicim bitkiyle alakalı değil, direkt olarak dışarıdan, değil mi? Bak direkt olarak dışarıdan, yani dışarıdan alman gerekiyor bunu. Ve şunu bileceğiz, bak karbondioksit miktarı, bak grafiklerde gelir. Karbondioksit miktarı mutlaka belirli bir değerin üzerinde başlaması lazım. 0,05'tir arkadaşlar bu. 0,005 olması lazım ki, yani belirli bir miktarın üzerinde olacak ki karbondioksit miktarı fotosentez artsın. Fotosentez artar, belirli bir yerden sonra doygunluğa oluşacağı için enzimsel reaksiyonlar, ya enzimler doyacağı için belirli bir yerden sonra sabit olarak gidecektir. Bak sakın unutma, tamam mı? Burası da genelde 0,034 gibi bir şey oluyor, tamam mı abicim? Burası, ama bunu anladın. Karbondioksit miktarı olabilmesi için belirli bir oranın üzerinde başlaması lazım. O da 0,05. Geldim ışık şiddeti.
Bak unutma. Işık şiddeti ne bileceksin ışık şiddetiyle alakalı? Bitkiler sadece görünür ışıkta fotosentez yapıyor. 380 ile 760-750 nanometre arasında görünür ışıkta. Bunun nedeni de şu. Klorofil sadece görünür ışığı emebiliyor. Tamam mı? Diğerlerini soğuramıyor. O yüzden fotosentez görünür ışıkta oluyor. Şimdi mevzu şu. Yani Engelmann deneyinde de anlatmıştım. Işığın şiddeti değiştikçe fotosentez artıyordu değil mi? Mesela şeyde ışık şiddetinde. Yani mesela gündüzleri daha fazla fotosentez oluyor, tamam mı? Öğlen vakti daha fazla, ışığın şiddeti en fazla olduğu yer. Ne kadar şiddetliyse o kadar fazla enerjiyi emiyor. Tamam mı abicim? Onu da bileceksin. Mevzu bu. Ama gene hani meydana getireceğin NADPH2 miktarı sabit olduğu için ışığın şiddetinde de fotosentez miktarı önce artacak, sonra sabit olarak gitmek zorunda. Tamam mı abicim? Onu da bileceğiz. Geldik ışığın dalga boyu. Bak üçüncüsü ışığın dalga boyu. Birincisi karbondioksit miktarıydı. İkincisi ışık şiddetiydi. Işık şiddeti artarsa fotosentez artar ama belirli bir yerden sonra sabit gidecektir gene. Işığın dalga boyu, bunu da öğrettim abicim ben sana. En fazla kırmızı mor ışıkta gerçekleşiyordu. En az yeşil ışıkta gerçekleşiyordu. Hatırla abicim. Bunu da öğrettim. Dördüncüsü sıcaklık. Bak dördüncüsü sıcaklık. Sıcaklıkla alakalı ne öğretmiştim ben sana abicim? Sıcaklıkla alakalı fotosentezin gerçekleşebilmesi için belirli bir sıcaklıkta olması lazım. Doğru mudur abicim? Bak eğer mesela sıcaklık belirli bir miktar arttırıldığı zaman fotosentez de artar ama sıcaklığı devamlı arttırırsan fotosentez ne olacaktır? Son bulacaktır. Ama düşük sıcaklıkta fotosentez keza aynı şekilde gidecektir. Tamam mı? Ama unutma, fotosentezi arttırırsan sıcaklığı, önce fotosentez artacak ama çok yüksek sıcaklıklar direkt olarak karanlık evre reaksiyonlarındaki enzimlerin yapısını bozacağı için geçmiş olsun abicim. Tamam mı? Denatüreye neden olacak, o yüzden geçmiş olsun. Sıcaklığı da gösterdik. Beşincisi su miktarı. Bak şimdi, su miktarı mutlaka ortamda belirli bir düzeyin üzerinde olması lazım. Sıfırdan olamaz. Mutlaka belirli bir miktarda olması lazım. Çünkü bunlar enzimsel reaksiyonlar, karanlık evre ya. O yüzden enzimlerin çalışabilmesi için ortamda mutlaka suyun olması lazım. O yüzden böyle buradan başlatırsın. Bak su grafiğini buradan başlatırsın. Ve belirli bir miktar artar, ondan sonra sabit olarak gidecektir. Bak suyun grafiği bu, tamam mı? Belirli bir miktarda başla. 14-15'ten sonra başla, yoluna devam et. Sakın unutma. 6. Ortam pH'i. Şunu da bileceksin. Yani enzimler görev yaptığı için karanlık evrede her enzimin çalıştığı pH derecesi farklıydı değil mi abicim? Ona bağlı olarak eğer pH değişirse enzimlerin çalışması da durabilir veya artabilir etkinliği. O yüzden pH de son derece önemli. Yedincisi de mineral madde. Mineralleri de dışarıdan hazır alırız. Bizler de bitkiler de kim olursa olsun herkes mineralleri dışarıdan almak zorundadır. Ve şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bitkide gerçekleşen reaksiyonlarda minimum kuralı gerçekleşir. Örnek karbondioksit artı su birleşip glikozu meydana getiriyor diye. Bak 10 tane karbondioksitin var, 2 tane suyun varsa 2 tane glikoz açığa çıkarmış gibi düşün. Tamam, hani böyle bir şey yok ama ben burada şu 2'yi göstermek için yazdım. Buna minimum kuralı denir. Hangisi ortamda azsa reaksiyon ona göre gerçekleşir. Bu da Banco test sorusudur. Onu da bileceğiz. Tamam mı abicim? Gördüğünüz üzere işte fotosentez dediğimiz olay bundan ibaret. Fotosentezi etkileyen çevresel faktörler: karbondioksit, ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, sıcaklık, su, ortam pH'i. Bak suyun grafiğini unutma. Nereden? 12-13'ten sonra başlıyor. Sıcaklık artarsa yok edebilir. Ortamın pH'i enzimsel reaksiyonlar olduğu için etkileyebilir. Işığın dalga boyu. Tamam mı abicim? En fazla kırmızı mor ışıkta, en az yeşil ışıkta yansıttığı için. Işık şiddeti artarsa artar. Bak bu ikisinin grafiği aynı. Karbondioksit de artarsa belirli bir seviyeden sonra düz. Işık şiddeti artar, sonra düz. Karbondioksit de 0,005'ten başlayacak. Onu da unutma abicim. Tamam mı? Evet, güzel bir şekilde fotosentezi bitirdik. Şimdi geldik kemosenteze. Bak abicim, şimdi geldik kemosenteze. Kemosentezi de öğreteyim. Ondan sonra bu işi bitirelim. Şimdi bak, ne öğrettim ben sana? Fotosentez neydi?
İnorganik maddelerden, bak gördün, inorganik maddeler alıyorsun. Bunlar inorganik madde. Bu ikisini alıyorsun. Güneş ışığını emiyorsun. Güneşi emiyorsun. Klorofilin var. Bunun sayesinde güneş enerjisini geldin ATP'ye çevirdin. Bu enerjiyle bu ikisini birleştirdin. Açığa C6H12O6 artı oksijen meydana getirdin. Tamam mı? Bak buna ne diyoruz abicim? Fotosentez. Bu denklemi biliyoruz zaten. Bunun adına fotosentez diyoruz. Bak kemosentez ne biliyor musun? Kemosentez şu. Kemosentez şu. Bu ikisini gene birleştireceksin. Bak bu ikisini gene birleştireceksin kemosentezde. Ama bunu birleştirmek için klorofilin yok bir kere senin. Tamam mı? Güneş ışığını kullanamıyorsun. Bu ikisini birleştirmek için bir enerjiye ihtiyacın var ATP, ama klorofilli almıyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? İnorganik maddeleri, yani amonya alıyorsun. Oksijenle reaksiyona sokuyorsun. Buna nitromanas bakterileri deniyor. Tamam mı? Amonyak bakterileri, nitrit bakterileri. Açığa direkt olarak nitriti çıkarıyorsun. Açığa su çıkacak. Açığa da ATP çıkacak. Tamam mı abicim? Bak bu kadar. Sonra geliyorsun. Bu sefer nitriti alıyorsun. Nitriti güzel bir şekilde oksijenle reaksiyona sokuyorsun. Açığa nitratı çıkarıyorsun. Açığa ATP çıkarıyorsun. Bak mevzu şu. 1. Kemosentez. İnorganik maddelerin oksidasyonları sonrasında açığa çıkan enerji ile, bak açığa çıkan enerji ile karbondioksitle suyu birleştirip eğer glikoz artı oksijeni meydana getiriyorsan bunun adına kemosentez deniyor. Kimler yapıyormuş? Nitrit bakterileri. Kimler yapıyormuş? Nitrat bakterileri. Yani nitrifikasyon yapan bakteriler, azot döngüsünde görevli olan bakteriler yapıyor. Görüyor musun? Bak bir daha söylüyorum. Bu ikisini birleştirmek için kimyasal enerjiyi kullanıyorsan, inorganik maddelerin oksidasyonları sonrasında açığa çıkmış olan enerjiyi kullanıyorsan bu olaya kemosentez denir ve kemosentezi sadece bakteriler yapar banko test sorusu. Bir kere kafana bunu at, tamam mı? Kemosentezi kim yapıyormuş? Bakteriler. Olayın adı neymiş? Nitrifikasyon bakterileri, tamam mı? Nitrifikasyon bakterileri güneş ışını kullanmaz. Klorofilleri yoktur. Bunlar kimyasal enerjiyle bunları birleştiriyor. Açığa oksijen çıkarırlar fakat bu çıkardığı oksijeni atmosfere vermezler. Kendileri için tekrardan kullanır. Tamam, bir daha söylüyorum. Bu açığa vermiş olduklarını kendileri için tekrardan kullanıyorlar. Tamam mı? Tekrardan kullanıyorlar. Son derece önemli. Atmosfere vermiyorlar. Kendileri oksijenli solunum yaptıkları için orada kullanabiliyorlar. Tamam mı abicim? Olay bu kadar basittir. Gördüğünüz üzere. Mevzu da bu kadar basit. İşte kemosentez dediğimiz olay bu. Kemosentez dediğimiz olay bu. Burada da elektron taşıma sistemi vardır. Unutma. Burada da ETS vardır. Bu ATP çıkarılırken burada da ETS vardır. Nitromonas bakterileri yapıyor. Gördüğünüz üzere bu bakteriler yapıyor. Gene NADPH2 burada da kullanılacak abicim. Bakteri, yani fotosentezde olanlar burada da oluyor. Yani NADPH kullanılıyor. ETS kullanılıyor. Açığa oksijen çıkarılıyor ama atmosfere verilmiyor. Banko test sorusu. İnorganik maddelerin oksidasyonları sonrasında ATP çıkarıyor. ETS kullanılıyor. Dediğimiz gibi nitrit bakterileri, nitrat bakterileri yapıyor. Yani sadece bakteriler yapıyor. Tamam mı? Bazı bakteriler ve arkeler yapıyor. Onlar da inorganik maddelerden organik madde yapıyor. Yani kemoototrof canlılar. Bunlar kemoototrof canlılar ve klorofiller bulunmaz. Bak sakın unutma, tamam mı? Yani bunlarda klorofil bulunmaz. Kemosentez, bak kemosentez hem gece yapılır hem de gündüz yapılır abicim. Burada güneş ışığıyla alakalı yok ama fotosentez sadece gündüzleri yapılacak. Yani ışık varken yapılacak, banko test sorusudur. Bunu sadece prokaryotlar yapıyor ama fotosentezi prokaryotlar da yapıyor, ökaryotlar da yapıyor, tamam mı? ETS kullanıldığında biliyorsun. ETS kullanıldığını biliyorsun. Klorofilin almadığını, sadece işte gece ve gündüz yapıldığını biliyorsun. Kemosentez dediğimiz olay da bundan ibarettir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Geldik arkadaşlar ikinci gün videomuzun sonuna. Fotosentezi de güzel bir şekilde anlattık. Kemosentezi de anlattık. Bundan sonra soru çözümlerini izle abicim. Havada bırakma. Otur güzelce denklemleri ezberle. Havada bırakma, soru çözümlerini izle. Soru çözümlerinde de güzel püf noktaları kavra. Ondan sonra kendin şöyle bir 150-200 tane soru çöz. Ondan sonra bak yoluna git. Bir daha da geri dönme. Tamam mı abicim? Çok çok ileride bir tur daha yaparsın. Bir tekrar daha atarsın. Buna mutlaka da. Hani bir daha geri dönme dedim. Lafın gelişi. Tamam mı abicim? Hadi bakalım. Bir sonraki videoda, 3. gün videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.